Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, beyefendiler, hanımefendiler, sevgili gençler, hepinizi en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Camia TV ekranlarına hoş geldiniz diyorum. Bir Yastıkta Bir Ömür programımızın bugünkü konusu tamamen yeni evlenecek olan gençler için. Bu arada tabii anne ve babalar, yani beyefendi, hanımefendiler de dikkatli bir şekilde dinlemeliler. Çünkü neticede onların oğullarının ve kızlarının evliliğinden bahsedeceğiz. Yani hem evlenme hem everme meselesinden bahsedeceğiz. Mutlu evlilikte eş seçimini ele alacağız inşallah. Bugünkü konumuzda bunu anlatacağız. Çünkü madem bir yastıkta bir ömür mutlu, huzurlu bir şekilde geçsin istiyoruz, öyleyse bu aşamadan sonra evlenecek olan gençlerimizin böyle bir evlilik için nasıl bir eş seçimi yapmaları lazım, bunu bilmeleri gerekir. O yüzden bu çerçevede inşallah konuyu ele alıp anlatmaya çalışacağız. Önce şöyle bir giriş yapmak istiyoruz. Evlilik nedir? Evlilik, iki cinsin aile kurmak ve neslin devamını sağlamak için meşru yollarla ruhen ve bedenen sonu cennete varacak şekilde bir araya gelmesidir. Evliliğin şartı nikahtır. Önce evliliği çok iyi anlamamız, tanımamız lazım. Evliliğin gayesi imanlı bir nesil yetiştirmektir. Evlenin, çoğalın, tenakahu, tekatheru, fe inni ubahi bikumul umeme yevmel kıyame. Çünkü kıyamet günü sizin çokluğunuzda diğer milletlere karşı iftihar edeceğim diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Beyhaki'de rivayet edilen bu hadis-i şerifte böyle anlatıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın İftihar etmesine vesile olacak bir evlilik anlayışıyla yola çıkmamız lazım. Eş seçimini bu anlayışla yapmamız lazım. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam evliliği dinin yarısı olarak gösteriyor. Ve buyuruyor ki kişi evlendiği zaman dininin diğer yarısını tamamlamış olur. Artık geriye kalan yarısında da Allah'a karşı gelmekten kaçınsın, sakınsın diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu tavsiyesini dikkate alarak bekar yaşayarak değil, evlilik yaparak hayatımızı sürdürmemiz gerektiğini düşüneceğiz. Önce buna karar vereceğiz. Bekarlık mı, evlilik mi? Hani derler ya, bekarlık sultanlıktır. Hayır, evlilik sultanlıktır. Evlilik imandır. Evlilik huzurdur. Evlilik mutluluktur. Evlilik güzelliktir. O yüzden evleneceğiz ve evlenmeyi tercih edeceğiz. Ailenin, evlenerek kuracağımız ailenin ne anlama geldiğini önceki programlarımızda anlatmış idik. Bir daha söyleyelim, aile bir çatı altında yaşayan ana baba ve çocukların meydana getirdiği bir topluluktur. Gençler, özellikle sizin için söylüyorum. Hani böyle sorumluluk almak istemiyorsunuz ya da evlenmeyi çok
zor, ağır bir şey olarak görüyorsunuz ya, böyle yapmayın. Bu yanlış. Çünkü evlenmek gerçekten güzel. Hele bir çocuğunuzun olduğunu düşünün. Onu sevmenin ne kadar insanı mutlu ettiğini göreceksiniz. Bu arada parantez içerisinde bir şey daha söyleyeyim. Bazı gençlerimiz de, mesela özellikle erkek gençlerde bunu görüyoruz. İşte evlenecek, evlenebilecek kimiz, kız bulmak çok zor. Peki kızımız da dese ki evlenecek temiz bir erkek bulmak çok zor. Bu işin sonu nereye gidecek? Lütfen düşünün. Onun için size diyorum ki temiz bir kızla evlenmek istiyorsanız temiz bir genç olarak kalın. Kızlarımıza da diyorum ki temiz bir erkekle evlenmek istiyorsanız temiz bir kız olarak kalın. Ve unutmayın, ailenin gayesi huzurlu ve mutlu yaşamaktır. Huzurlu ve mutlu yaşamak için de mutlaka evlenmek gerekir. Çünkü evlenmeden mutlu, huzurlu yaşayan insan görmek mümkün değil. Bir gün Ebu Hureyre Hazretleri Peygamberimiz Aleyhisselam'a diyor ki, ya Resulallah, hani ben evlenmek istemiyorum. Şu şekilde evlenmeden yaşasam olur mu? Ebu Hureyre Hazretleri çok şey soruyordu. Bazı köftehorlar Ebu Hureyre Hazretlerini eleştiriyorlar. Onun şahsında diğer ashab-ı kirama dil uzatıyorlar. Bunlara bakmayın siz. Ebu Hureyre Hazretleri Allah Resulü'nü en çok seven ashabtan birisiydi ve en çok bilgi öğrenmeye çalışan birisiydi. Bu soruyu sorduğu zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kızdı, kızarak, tatlı bir kızma ile. Dedi ki, la ya Ebu Hureyre, la ruhbaniyete fil İslam. Hayır ey Ebu Hureyre, İslamiyet'te ruhbanlık yoktur. Yani evlenmeden yaşamak yoktur. Onun için gençlerimiz evlenmeyi tercih edecekler, evlenecekler, huzurlu ve mutlu bir yuva kuracaklar. Gençler unutmayın, evlenecek olan siz olduğunuza göre aileyi kuracak, yuvayı kuracak, evliliği gerçekleştirecek mimarlar da sizsiniz. Ve mimarlığa kalkışırken lütfen mimarlığınızı iyi yapın. Yani yuvanızı, ailenizi, evliliğinizi sağlam yapınız ki bir ömür boyu mutlu ve huzurlu yaşayabilirsiniz. Unutmayın, ilk insan Hazreti Adem ve eşi Hazreti Havva'dır. Bu çerçevede yeri geldiği için söylemek istiyorum, müsaade ederseniz. Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in görüşü, düşüncesi çerçevesinde söylüyorum. Hazreti Adem'in ilk insan olmadığını söyleyenler var. İşte ondan önce de başkaları vardı vesaire. Öyle değil. İlk insan, ilk peygamber Hazreti Adem'dir. Ve ilk hanımefendi Hazreti Havva validemizdir. Bu gerçeği bilelim, bir kenara koyalım. İşte bunlar babamız Hazreti Adem, anamız Hazreti Havva, evlenmişler, mutlu bir yuva kurmuşlar, çocukları olmuş ve çocukları arasında kavgalar yaşanmış. Habil ile Kabil arasındaki kavga Kur'an'da anlatılır, meşhurdur. Ve onlar bu kavgayı ilahi ölçüler çerçevesinde çözmeye çalışmışlar. Bu problemi halletmeye çalışmışlar. O yüzden onlar nasıl evlenmiş, yuva kurmuş, mutlu olmuş iseler, siz de evleneceksiniz, yuva kuracaksınız ve mutlu olacaksınız inşallah. Unutmayın, yuvayı siz kuracağınıza göre yuvayı kurarken dikkatli olmanız lazım. Yani eş seçimi, şimdi bana soru soruyorsunuz gibi öyle hissettim. O yüzden cevap vermek istiyorum. Diyorsunuz ki kiminle evleneceğimiz
kaderimiz midir? Hani biri kalkıp diyor ki Allah sizin kiminle evlendiğinizi, evleneceğinizi bilmez. Haşa. Böyle şey yok. Allah rahimlerde olanı biliyorsa kiminle evleneceğimizi de biliyor. Çünkü o her şeyi bilendir. Evet, evlenmemiz kaderimizdir. Ancak bu kaderi elde ederken, bu kaderi yaşayacak olduğumuzda mutlaka seçme hakkı da bize verilmiştir. O hakkı kullandıktan sonra evleneceğimiz kişi kaderimiz olur. Onun için evet, kaderdir. Kader, önüne gelmiş olan bir bardak suyu düşün. Elini uzatacaksın, sürahiyi alıp bardağa dökeceksin. Sonra elini uzatacaksın, bardağı alıp ağzına götüreceksin ve içeceksin. İçtikten sonra o su senin rızkın olur. Aynen bunun gibi evlilikte de bu böyledir. Arayacaksın, bulacaksın, seçici olacaksın, en iyisini seçeceksin vesaire. Ondan sonra nişan, düğün, nikah vesaire yapacaksın ve o senin kaderin olmuş olacak. Eş seçerken İslami manada yuva kurmak isteyenler iki temel kaynaktan yararlanmalıdırlar. Bu kaynaklardan bir tanesi Kur'an-ı Kerim'dir. Diğerisi ise Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifleridir. Bunlar bizim hayatımızın her sahasında başarılı olmamızın, mutlu, huzurlu olmamızın kaynakları olduğu gibi aynı zamanda evlilik hayatındaki mutluluğumuzun, huzurlu olmamızın da kaynaklarıdır. Kur'an-ı Kerim, ilahi rehber ve hadis-i şerifler, ilahi rehberi açıklayan Allah Resulüne ait sözler. O yüzden bu iki kaynağı unutmamalıyız, bu iki kaynaktan hareket etmeliyiz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e bakalım. Bakalım Kur'an-ı Kerim bize ne diyor? İlahi kaynak, ilahi rehber ne diyor? Diyor ki, İman etmedikçe Allah'a şirk koşan kadınlarla evlenmeyin. Bunu sadece erkeklere söylemiyor. Aynı zamanda kadınlara da söylüyor. Allah'a iman etmemiş olan müşriklerle evlenmeyin. İman etmemiş müşrik erkekleri de kızlarınızla evlendirmeyin. Bu ayet-i celle Bakara suresi 221. ayet. Lütfen açın Kur'an-ı Kerim'i. Mealinden doğru okuyun. Ama tefsirinden doğru okursanız çok daha güzel olur. Ayetin sonunda şunu bulacaksınız. Allah düşünüp anlasınlar diye ayetlerini insanlara açıklar. Yani sizin huzurlu olmanız, sizin mutlu olmanız hem dünya hem ahiret için, huzurlu ve mutlu olmanız için Allah ayetlerini size böyle açıklıyor. Kur'an'da bunu görüyoruz. Evlilikle ilgili başka ayetler de var ama konumuz tabii sınırlı bir zaman içerisinde anlatılması gerektiği için o ayetlere giremiyoruz. Onları siz araştırır bulursunuz inşallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine baktığımızda, onun tavsiyesine baktığımızda o iki özellik öneriyor. Dindarlık, güzel ahlak. Bunu tabii erkeklerde öneriyor. Yani genç kızlara diyor ki eğer evlenmek istiyorsanız, huzurlu ve mutlu olacak bir evlilik yapmak istiyorsanız bir erkekte iki temel özellik arayın. Saçlarının sağa taranıyor olması, sola taranıyor olması, arkaya taranıyor olması imajını değil, modaya uyup uymadığı meselesini değil, iki şey arayın. Dindarlık ve güzel ahlak. Neden? Çünkü
Din ve ahlak ayrılmaz bir ikilidir bütün ümmetlerin hayatında. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle tavsiyede buyuruyor, bulunuyor. Ve buyuruyor ki, dindarlığından ve güzel ahlakından hoşnut olduğunuz kimse, evlenmek maksadıyla, niyetiyle size geldiği zaman, kızınızı istemeye geldiği zaman onu evlendirin. Ey anne ve babalar, bu iki özelliği taşıyan erkekler kızınızı evlilik maksadıyla istemeye geldiğinde evlendirin, verin. Eğer böyle yapmazsanız yeryüzünde bir fitne ve büyük bir fesat meydana gelir. Cami-i-Sagir'de bulunuyor bu hadis-i şerif. Cami-i-Sagir hadis kaynak kitabında bulunuyor. Hadis-i şerifin üzerinde kısaca duracağız. Bazı açıklamalar yapacağız yeri geldiğinde. Mesela neden dindarlık? Neden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dindar olanı seçin diyor? Genç kızlarımıza neden böyle bir tavsiyede bulunuyor? Ya da genç kızlarımızın babalarına neden böyle bir tavsiyede bulunuyor? Çünkü dindarlık inanılan dinin emir ve yasakları doğrultusunda yaşamayı ifade eder. Rabbine karşı doğru olan, dürüst olan eşine karşı da doğru ve dürüst olur. Dindarlık iman ve amelden oluşur. Bilgi ve ihlasla güçlenir. Böyle olunca böyle bir kimseyle evlenmek kaçınılmaz olur. Çünkü dindar eş, eşini severse ona ikram ve iltifatta bulunur. Hatta bununla ilgili de hadis-i şerif var. Eğer severse, in ahabbaha, onu severse iyilik ve ihsanda bulunur. İkram ve ihsanda, iyilikte bulunur. Eğer sevmezse, lem yazlimha, ona zulmetmez. Severse ikram ve iyilikte bulunur, sevmezse zulmetmez, haksızlık yapmaz, yanlışlık yapmaz. Neden? Çünkü dindarlık ebedilik anlayışıdır. Ahirete uzanan bir anlayıştır. Çünkü dindar olan sadece dünyayı değil, ahireti de düşünür. Ona göre hareket eder. Ona göre eşine davranır. Peki neden güzel ahlak? Çünkü güzel ahlak sahibi olan kişinin ruhu güzeldir. Güzel ruhlu insan eşine güzel davranır. Unutmayın. Güzel ahlaka nasıl sahip olunur peki? Güzel ahlak ilim ve edep öğrenmekle, iyi insanlarla arkadaşlık etmekle elde edilebilir bir özellikte bir sıfattır, bir vasıftır. İyi insan, iyi ahlaklı insan demektir. Dinimiz iyi huylar edinmemizi, kötü huylardan kaçınmamızı emretmektedir. Dikkat edin, dindarlıkla güzel ahlak arasında nasıl bir bağ var, nasıl bir bağ oluşuyor? Kötü ahlaklı kimse parçalanmış testiye benzer. Ne yamanır ne de eskisi gibi çamur olur. Bu sözü bir daha söylemek istiyorum çünkü çok önemli. Kötü ahlaklı kimse parçalanmış bir testiye benzer. Ne yamanır ki yamayasın ne de eskisi gibi çamur olur ki yeri bir şekil veresin. O da mümkün değil, o da mümkün değil. Bir eşte şu alışkanlıklar olmamalı. Ey gençler, beni iyi dinleyin. Tecrübelerle, özellikle Avrupa'yı gezen, Avrupa'yı az da olsa tanıyan bir kardeşiniz olarak, buradaki kültürü, buradaki yapıyı,
iki kültür arasında kalmışlığın ne olduğunu bilen bir abiniz olarak, bir kardeşiniz olarak söylüyorum, anlatıyorum. Bir eşte özellikle şu altı özellik mutlaka olmaması gerekir. Buna dikkat edin. Uyuşturucu ve alkol kullanan olmamalı. Bir kız öğrencimden duyuyorum, örnek olsun diye söyleyeyim. Beni arıyor, bir ders yapmıştık biz genç kızlara yönelik. 18-19 derslik bir kurs düzenlemiştik, evlilik kursu. Onunla ilgili de şöyle bir düşüncemiz var, fikrimiz var. Diyoruz ki siz kendi doğrularınızı kendi kızlarınıza, gençlerinize öğretmeyecek olursanız elin adamları kendi doğrularını sizin kızlarınıza öğretmeye kalkışır. Çünkü insan hayatında boşluk yoktur. Onun için o boşluğu senin, bizim doldurmamız lazım. Böyle bu düşünceyle kızlarımıza kurs vermiş idik. Tabii uyuşturucu ve alkol özelliği olmaması gerekir hususunda bazı bilgiler anlatmışız, unutmuşuz. Aradan aylar geçmiş. Ve bir gün bu kızımız telefon açıyor bize. Nişan yaptığını, nişan yaptığı kişinin uyuşturucu ve alkol kullandığını sonradan fark ettiğini vesaire ve nişanı attığını söylüyor. Arkasından bize teşekkür ediyor. Sizin sayenizde onun uyuşturucu kullandığını, uyuşturucu sattığını öğrendim ve böylece uçurumun kıyısından kurtulmuş oldum. Teşekkür ediyorum, dua ediyorum size diyor. Onun için uyuşturucu ve alkol olmamalı. Kumar olmamalı çünkü o da kötü bir alışkanlık. Yalan olmamalı, kibir olmamalı. Bugün başkasına karşı kibirli olan, kibirli davranan yarın sana karşı kibirli davranacak. Cimrilik olmamalı. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cimriliğin şerrinden, cimri adamların şerrinden Allah'a sığınmıştır. Tembellik olmamalı. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tembelliğin şerrinden Allah'a sığınmıştır. Ümmetinin sakınmasını istemiştir. Peki güzel ahlaklı olmanın belirtileri nelerdir? Yani nasıl böyle birini tanıyabiliriz, bilebiliriz? Güzel ahlaklı mı, değil mi? Hemen başlıklar halinde kısaca söyleyelim. Güzel ahlaklı gençler edeplidir. Edepli olup olmadığına bakacaksınız. Merhametlidir. Güzel ahlak sahibi olanlar küçük çocukları severler, onlara merhamet ederler, acıma duyguları vardır vesaire. İşte Filistin'deki olaylardan biri ekrana geldiği zaman duygulanır, gözleri yaşarır, ağlar gibi. Az konuşur. Ahlaklı olan genç, hatası az olan gençtir. Dikkat edin, hatasız gençtir demiyoruz. Hatası sayılacak kadar azdır. Ve ahlaklı genç Allah için sever. Eğer birini seviyorsa Allah için sever. Çevresindeki arkadaşlarını kastediyoruz. Yoksa sen desen ki beni Allah için seviyor. Böyle çok gördük. Çoğu maalesef doğru söylemiyor. İşte seni Allah için seviyorum, şundan dolayı seviyorum diyor. Sonradan namaz dahi kılmıyor. Bu doğru olmadığını gösteriyor. Allah için buğz eder. Neden kötü arkadaşlarından tek tek uzaklaşıyor ya da onların ıslah olması için çalışıyor? Çünkü Allah için seviyor, Allah için buğz ediyor. Emanete riayet eder. Güzel ahlak sahibi kişinin özelliklerinden birisi de budur. Sözünde durur. Bunları aslında deneyebiliriz, çok kolay. Bunları deneyebiliriz. Sözünde durur, komşu ve arkadaşının haklarını korur. Bütün bu hasretlerin başı ise şüphesiz ki hayadır. Eğer hayalı birisi ise korkmayın. O ahlaklıdır,
Ahlaklı olan da dindardır. Çünkü ahlakın temel ilkelerini belirleyen dindir. Din olmadan ahlaki kuralları ortaya koymamız kesinlikle mümkün olamaz. Önemli bazı tavsiyelerimiz var şimdi bu çerçevede gençlerimize. Bunu da arz ederek konuşmayı, sohbeti, programı kapatmak istiyorum. Evlenmeden önce şu tavsiyeleri mutlaka dikkate alınız. Zorunlu olduğunuz için değil, istekli olduğunuz için evleniniz. Yani babam bana baskı yapıyor, onun için gideyim evleneyim, işte mecbur kaldım evlenmeye, evet dedim. Böyle yapmayın gençler. Avrupa'da doğmuş, Avrupa'da büyümüş bir genç olarak, yani sosyal ilişkileri sağlam, güçlü olan bir genç olarak böyle yapmayın. Baskı altında kaldım, mecbur kaldım, evet dedim. Böyle yapmayın, böyle düşünmeyin. İsteğinize göre hareket edin ve aklınızla evliliğe evet deyin. Duygularınızla da değil. Çok seviyordum deyip karar vermeyin. Aklınızla karar verin. Evlenmeden önce evlilikle ilgili kitaplar okuyun gençler. En az 3 kitap okuyun. Farklı farklı şeyler öğrenin. Anne ve babalarınızın onayını ve duasını mutlaka alın. Özellikle kızlarımıza söylüyorum, kaçarak evlilik yapmayın. Evlilikte denkliği önemseyin. Size denk olan birine evet deyin. Eş seçiminde ortak noktaları belirledikten sonra evliliğe karar verin. Çok önemli. Bununla ilgili biz evlilik test çalışması hazırladık. Bunu dolduruyorsun. Ondan sonra onun bir ölçüsü, bir ayarı var. Ona vuruyorsun. Sana denk mi değil mi? Onu belirlemiş oluyorsun. Ona göre karar veriyorsun. Bunu tabii böyle hazırladık ama pratikte uygularken maalesef insanlar bilgiye göre ya da akıllarına göre değil, duygularına göre hareket ettikleri için fazla başarılı olduk denemez. Gazete ilanlarıyla, internet aracılığıyla sağlıklı bir evliliğin olmayacağını bilin, bilin, bilin. Flörtten şiddetle kaçının. Çünkü o maskeli bir yüzdür. Maske düştüğü zaman evlendikten sonra o maskenin düştüğünü görünce yanılmışım demeye başlayacaksınız. Öyle değildi, böyle değildi, böyle oldu, oldu dersiniz ve kavga gürültü eksik olmaz. Evlilikte akıl mı, duygular mı önemli? Akıl önemli. Neden? Çünkü bununla bitiriyorum programı. Noktalıyorum. Çünkü duygularla yapılan evliliklerin sonunda duygu gidince evlilik balon gibi patlayıveriyor. Bir balon şişirin, bir deneyin lütfen. İyice şişirin. Sonra evin bir köşesine, bir yere koyun, asın. Hiç dokunmayın. Bir müddet sonra kendiliğinden pörsümeye, sönmeye başlıyor. İşte aşk denilen şey de böyledir. Düşünün, elinin içinde sigara söndüren mi ararsın, intihara kalkışan mı ararsın, aşkından yapmış bunları. Ama sonradan bir bakıyorsunuz ki maalesef evlilik olumsuz bir şekilde yıkılarak son bulmuş. Yuva yıkılarak, çoluk çocuk perişan olarak son bulmuş. Neden? Hani dünyanın en gelişmiş bir ülkesini düşünün. Öyle bahsediliyor. Dünyanın en gelişmiş ülkesi. En gelişmiş ülkesi gözle gözükmeyecek kadar küçük olan bir virüse mağlup olabiliyor ve teslim olabiliyor. O yüzden bu ayrı bir mesele. Oraya girmeyelim. Ama şunu anlatmak için özellikle buna değinmiş oldum. O çok gelişmiş ülkede araştırma yapılmış. Aşkın ömrü ne kadardır diye. İşte 6 ay diyenler olmuş, 12 ay diyenler olmuş,
24 ay diyenler olmuş. Dünya genelinde de bu araştırma yapılmış. Dünyanın en çok gelişmiş ülkesinde de 36 ay diye çıkmış araştırmalarda. Yani en şiddetli aşk, en ileri aşk 36 ay sürmüş. Öyleyse bunu dikkate alarak duygularımızla değil ya akıllarımızla evlilik yapmamız lazım. Yani 36 aylık süre için evlilik yapmak ister misiniz? Cevabınız hayır. Öyleyse aşkınızın 36 ay en azamisini söylüyoruz biz. Sürdüğünü düşünün. Balonun içindeki havanın kendiliğinden yok olması, balonun kendisinden, kendiliğinden sönmesi gibi bir durum ortaya çıkacağına göre duygularla evlilik yapılmamalı, akılla evlilik yapılmalı, ölçülerle, bilgilerle evlilik yapılmalı diyorum. Beni sabırla, ilgiyle dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve genç kardeşlerim, hepinize mutlu olabileceğiniz, huzurlu olabileceğiniz evlilikler yapmanızı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Unutmayın, siz işlerinizi Allah'a havale ederseniz, özellikle evlilik işinizi Allah'a havale ederseniz, Allah bana yeter derseniz, Allah size ömür boyu mutlu olacağınız, olabileceğiniz eşi nasip eder diyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın demiyorum. Çünkü her insan kendisine çok 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 iyi bakar. Sadece size korona virüse karşı tedbirli olun. Teşkilatlarınıza, camilerinize sahip çıkın. Ailenize sahip çıkın ve ailenizin bünyesinde kalın. Anne babanıza saygıda kusur etmeyin diyorum. Allah'la olun, Allah'la beraber olun. En büyük beraber olacağınız şey dininiz olsun. Çünkü o sizi hem dünyada hem de ahirette mutlu kılacaktır. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.